Hayatım boyunca define peşinde koştum. Gömü aramak artık para kazanmaktan çok bir zevk, bir hastalık haline gelmeye başlamıştı. Bir arkadaş grubum vardı. Aynı benim gibi kazı işlerine meraklı insanlardı. Bu olay Zonguldak'ta yaşandı. Kendi yaşadığım şehri söylemeyeceğim. Bahsedeceğim yerin de tam adresini vermiyorum. Şu an devlet tarafından izlenilen bir bölge. Anlatacaklarıma başlamadan önce birçok kazı yaptık ve ıssız yerlerde bulunduk. Yakalanmamak için hep geceleri yola çıkar, her kazımızın ardından eli boş bir şekilde dönerdik. Fakat diğer kazı olaylarında anlatılanlar gibi cinli perili hiçbir şeye rastlamadım. Dinine düşkün bir insan değilim. Allah'ım affetsin. Cuma'dan cumaya derler ya, namazla, dinle aram o şekildeydi. Hem normal işime devam ediyordum, boş vakitlerimde de arkadaşlarımla gömü aramaya gidiyordum. Yine böyle araştırma yaparken bir muhabbete şahit oldum. Kurban Bayramı'nda bir akrabamın yakını bize akrabamla birlikte misafirliğe gelmişti. Hani muhabbet arasında konuşulur ya, filancının birine şurada bir şey olmuş, çarpılmış gibisinden bir muhabbet geçti. Gelen kişi Zonguldak'ta yaşıyordu. Anlattığı olay da Zonguldak'ta yaşanılan bir olay. Bu anlattığı olay dikkatimi çekti. Bu kişinin neden çarpıldığını iyiden iyiye merak ettim ve sordum. O kişinin birkaç kişiyle Yavur Evleri denen bir mağaraya gittiğini ve orada bazı olaylar yaşadığını anlattı. Neden oraya gittiğini sorduğumda gömü peşine gittiklerini söyledi. Tabii ben bu çarpılma olayına fazla takılmadım. İnanmadım da benim aklım definedeydi. Definenin gerçekten olup olmadığını sordun. Definenin gerçekten orada olduğunu fakat devlet tarafından bölgenin jandarma ile sıklıkla kontrol edildiğini, geçmişte de birçok insanın oraya girip geriye dönmediğinden bahsetti. Mağara dediğime bakmayın. Birkaç odalı bir yeraltı evini andıran bir yapısı varmış. Fakat girilmeyen odaları mevcutmuş. Ardı ardına odalardan oluşan bu yer bir labirent gibi giren çıkamıyormuş. Bu anlattıklarından sonra orada kesin define olduğuna kanaat getirdim ve kendi ekip arkadaşlarıma bundan bahsettim. Benim gibi onlar da cin peri olaylarına aldırmadılar. En kısa zamanda oraya gitmek için plan yaptık. Fakat jandarma olayı canımızı sıkıyordu. Yakalanmamak için orada bana bu olayları anlatan kişiyle iletişim halindeydik. En uygun günde bize haber verecekti. Kurban Bayramı'ndan birkaç gün sonra beklediğimiz haber geldi ve yola çıktık. Havalar yeni yeni ısınıyordu. Fakat gideceğimiz yer dağ başıydı. Gavur Evleri denen yer Zonguldak'ın bir ilçesinde bulunuyordu. Tam adresini vermiyorum. Zaten orada olan insanlar bu hikayeyi duyunca neresi olduğunu anlarlar. Neyse, biz üç kişiydik. Kimsenin adını vermiyorum. Takma isim de kullanmama gerek yok. Eski, 1994 model L200 marka bir araçla yola çıktık. Zonguldak'a yakın bir ilde bulunduğumuz için 11-12 gibi yola çıktık. Saat 1-2 gibi daha yukarı tırmanmaya başladık. Ekipte ilk kez bir huzursuzluk vardı. Bilmediğimiz birçok yere kazı yapmaya gitmiştik. Fakat bu yere giderken kimsenin ağzından çıt çıkmıyordu. Bu gerginliğin nedenini kimse anlamadı. Yolumuza devam ederken ormanın içinde bir çeşme fark ettik. O an ilk şoku yaşadık. Gecenin o saatinde çeşmenin başında bir ihtiyar su dolduruyordu. İçimizde cimperi korkusundan çok jandarmaya haber gider korkusu vardı. Bu yaşlı adamın bu saatte su doldurması bizi şaşırtmıştı. Fakat biraz da çekindik adamdan. Çeşmenin yanında yavaşlayıp sanki yolumuzu kaybetmişiz de buralara gelmişiz izlenimi vermek için amca merkeze gitmeye çalışıyoruz da buraya yakın bir köye misafirliğe geldik. Orman yoluna girdik. Nasıl ana yola çıkarız diye sorduk. Biz bu soruyu sorduk ama adama daha da yakından bakınca adamın su doldurmadığını, çeşmeden su akmadığını fark ettik. İhtiyar arkası dönük bir şekilde çeşmeye bakarak duruyordu. Adam sorumuza cevap vermedi. Bu kez daha sesli şekilde sorduk aynı soruyu. La ilahe illallah. Adam bizi duymazdan gelerek yavaş yavaş yürümeye başladı.
yüzünü bize hiç dönmeden ormana doğru gitti ve gözden kayboldu. Buna bir anlam veremedik. Hem jandarma korkusu hem de adamın bu tuhaf hareketleri bizi biraz gerdi. Ama bu kadar yol gelip aradığımız yeri bulmadan geriye dönemezdik. Ormanda arabayla ilerlemeye devam ettik. Fakat belli bir noktadan sonra araba yolu yoktu. Mecburen yürüme gidecektik. Birimiz dedektörü, birimiz kazma kürekleri, diğerimiz de lambaları aldı. Yolumuza devam ettik. Tarif edildiği gibi kayalıklara gelmiştik. Mağaranın girişini bulduk. Kazma kürekleri girişte bırakıp içeriye göz atmak için birimiz dedektörü aldı, diğer ikimiz de lambaları aldık ve içeriye doğru ilerlemeye başladık. Gerçekten de dedikleri gibi iç içe odalardan oluşuyordu. İlk odayı geçtik fakat ikinci odada dedektör çıldırdı ve alet arama modunda değilken, yani kapalıyken bozulmuş gibi anlamsız sesler çıkartıyordu. Lambalarımız aniden söndü. O anki korkumuzu tarif edemem. Birbirimize çarpa çarpa paldır küldür dışarıya çıktık. Burnumda bir sıcaklık hissettim. Elimi burnuma götürdüğümde elimin kan olduğunu fark ettim. Dışarıya çıkarken bir yere çarptığımı düşündüm. Fakat üçümüzün de burnu kanıyordu. Buna bir anlam veremedik ve ilginç bir şekilde içeride sönen fenerlerimiz dışarıda çalışıyordu. Fenerlerimizin tekrar çalışmasından cesaret bularak tekrar içeriye girmeye karar verdik. Bu kez daha sistemli bir dizilim yaptık. Fenerlerimizin sönmesi halinde daha sakin bir şekilde dışarıya çıkacaktık. Yine ikinci odaya geldiğimizde dedektör çıldırmaya başladı. Fakat fenerlerimiz yanıyordu. Üçüncü odaya girerken fenerlerimiz söndü. Bu kez karanlıkta sanki deprem oluyormuş gibi yer ayağımızın altından kaymaya başladı. Buradan sonrası rüya mı gerçek mi? Hala ben bile emin değilim fakat şundan eminim ki rüya ise üç kişi aynı anda aynı rüyayı gördük demektir. Yok, gerçekse Allah'ıma şükürler olsun ki sağ salim çıktım o lanetli yerden. O karanlıkta her yer sallanmaya başlamıştı. O panikle kafamı çarptığımı hatırlıyorum. Fakat bayılmadım. Yerde yatıyordum. Bir ağırlığın üzerime bindiğini hissettim. Kolumda ve vücudumun farklı yerlerinde sızlama vardı. Hani bir yerinize ince ince çizikler atılır da sızlar ya, aynen öyle. O karanlıkta yerde hareketsizce yatıyordum. Diğer arkadaşlarıma seslenmek istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Ve o zifiri karanlıkta yanımda bir şeylerin hareket ettiğini hissedebiliyordum. Ölümle yaşam arasında bir çizgide olduğumu hissettim. O an aklıma dua etmek geldi. Çaresizce gözümden yaşlar akarken dua ediyordum. Ne garip değil mi? Hiçbir iyi günümde hatırlamadığım Allah'ımı zor günümde hatırlayıp yardım bekliyordum. Ben dua ederken uyudum ya da bayıldım. Tam ne olduğunu anlamadım. Bir süre sonra gözlerimi açtığımda mağaranın ilk odasında üçümüzün yan yana yattığını fark ettim. Uyandık ve birbirimize anlamsız şekilde bakıyorduk. Arkadaşımın boynunda çizikler olduğunu fark ettim. Benim de boynumda ve ellerimde sızı vardı. Ellerimi sıyırıp baktığımda vücudumun çizikler içerisinde olduğunu fark ettim. Dışarıya çıkıp arabanın olduğu yere doğru gitmeye başladık. Yaşadıklarımızı konuştuk. Benim yaşadıklarımın aynısını onlar da yaşamıştı. Yani rüya değildi. Şüphesiz ki o çeşmenin başındaki yaşlı adam ve mağaranın içinde yaşadıklarımız hepsi bir uyarıydı. Allah'a şükürler olsun ki Allah'ın izniyle kurtulmuştuk. Define işlerini bıraktım. Hani derler ya, bir musibet bir nasihattan iyidir diye. Aynen öyle oldu. Allah'a emanet olun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bir sabah uyandığımda birdenbire içimden namaz kılmak geldi ama üşenip kılmadım. Ve sonra elimi yüzümü yıkadıktan sonra evimizin damına çıkıp kuşlarımı ve köpeğimi beslemeye çıktım. Onları besledikten sonra damda hayvanlarımla beraber biraz zaman geçirdim. Saat akşam 6 olmuştu. Artık kuşlarımı yuvaya koyup aşağıya indim. Evin kapısını açıp içeriye girdim. Aniden gözüm karardı. Başım döndü. Olduğum yere düştüm. Toparlanıp kalkmaya çalışırken
yanımdan geçen siyah bir kedi gördüm. Korkup bağırarak geriye çekildim. Banyoya doğru kaçtığını gördüm. Çok korkmuştum. Ne olduğunu hiç anlamadım. Benim evimde kuş, köpek ve balıktan başka bir hayvanım yoktu. Bu korku ile yavaş yavaş banyoya gitmeye başladım. Banyonun ışığını yaktığımda hiçbir şey yoktu. Hayal görmüş olabileceğimi düşünüp içeriye geçip oturdum ve film izlemeye başladım. Aradan 5-6 dakika geçmeden miyavlama sesi duydum. Bu sefer gerçekten ürktüm ve sinirlenmiştim. Elime tüfeği aldım. Salona doğru ilerledim ama hiçbir şey yoktu. Evin her yerini didik didik aradım. Hiçbir şey bulamadım. Sonra tüfeği yerine koydum. Filmime devam ettim. Bir süre sonra uykum geldi ve o gece saat 1:30'da uyudum. Yatağıma yavaşça uzanıp besmele çekip uyumaya çalıştım ama bir yandan da çok korkuyordum ve yavaş yavaş uykuya daldım. Uyurken bir insan sesi duydum. Sanki dua okur gibiydi ve o an kalabalık bir yerdeymişim gibi hissettim. Gözlerimi açtığımda bir mağaranın içinde insanlar namaz kılıyordu. Ben o mağaraya nasıl geldiğimi ve bu insanların neden mağarada namaz kıldığını hiç anlamadım. Mağarada imamın yanına gittim ve imam bana doğru bakarak ''Git hadi, yerini al. Seninle birlikte nafile namazı kılacağız. Ey Ademoğlu'' dedi. Ben fena korkmuştum ve irkilerek uyandım. Hala evde olduğumu ve bunun çok tuhaf bir durum olduğunu anladım. Bu rüyamı babası dinci olan bir arkadaşıma anlattım. O da ''Seni babama götüreyim, o sana gereken muskayı yazar, verir'' dedi. Sonra onunla birlikte evine gittik. Girdiğimde göğsüne bir ağrı geldi. Nefes alamadım. Babası karşıma geldi. Bazı dualar okuyup ''Rahat bırakın onu'' dedi. Ve birdenbire göğsümdeki daralma gitti. Ve üzerimde bir rahatlık hissettim. Arkadaşım bana ''Korkma, sadece senin yanına uğradılar. Abdestlisin değil mi?'' dedi. ''Evet'' dedim. ''O zaman korkma'' dedi. Ben tuhaf bir şekilde arkadaşıma baktım. Beni kolumdan tutup içeriye aldı. Oturduk ve birer çay içtikten sonra babası ''Derdini anlat Mustafa'm'' dedi. Ben de her şeyi anlattım. Babası çok garipsemişti benim olayımı. Oğluna bir kase getirmesini ve o kaseye tavuk kanı koyup kendisine getirmesini söyledi. Oğlu da bahçelerinde bulunan bir tavuğu kesip kanını bir kaseye akıttı ve babasına getirdi. Babası da bir kağıda Arapça harfler ve sayılar yazıp o kağıda tükürmemi istedi. Ben de hafifçe tükürdüm ve babası o kağıdı yakıp kan dolu kaseye attı. Attığı anda tüm gördüğüm rüyaları tekrar gördüm. Kendime geldiğimde arkadaşımın babası bu gece uyurken bana vereceği vefli örtüyü gözüme bağlamamı ve bağladıktan sonra 6 kez ''Ya Allah, ya Mennan, ya Muhammed, ya Ali'' dememi söyledi. Neden böyle bir şey yapmam gerektiğini sordum. Bana musallat olmuş bir cinin olduğunu ve bu cinin Müslüman olduğunu, rüyamda gördüğüm mağarada bir muska olduğunu, o muskayı kendisine getirmem gerektiğini söyledi. ''Çok korkuyorum'' dedim. ''Hayır oğlum, korkma, bir şey olmaz'' diyerek bana güldü. Ben ise şaşkınlıklar içinde eve doğru yola çıktım. Evime geldiğimde yine aynı şekilde evin damına çıktım. Saat 6:30'du. Pitbull cinsi köpeğimin korkunç bir şekilde parçalandığını gördüm. Çığlık atarak ağlarken bir anda o kedinin bana bakıp insan gibi güldüğünü gördüm. Damın kenarındaki taşı alıp kafasına attım. O kediyi öldürdüm. Arkamı döndüğümde köpeğimin başında 6 tane kedi vardı. Daire oluşturup ölen köpeğimin etrafında dönüyorlardı. Allah Allah diye bağırarak aşağıya kaçtım. Kapıyı kapatıp evde sessizce düşünmeye başladım. Hocanın bana verdiği vefk yazılı örtüyü gözüme bağlayıp dediği şeyleri 6 kez tekrar edip ışığı söndürüp uyudum. Tam saat 2:45'te uyandım. Kalktım ve lavaboya gittim. Aynaya baktığımda yüzüm morgda yatan insan yüzü kadar soğuk ve çekikti. Ellerim öyle ilik bir, kanlı ve çürümüş bir haldeydi. Ama korkmayıp dışarıya çıkmaya karar verdim. Dışarıya çıktığımda yine o mağarayı gördüm. Mağaranın içinde yine o cin imam ve namaz kılan cinler vardı. Ben o cin hocanın yanına gittim.
Hoca bana baktı ve tekrar hoş geldin Ademoğlu dedi. Adımı nasıl öğrendiğini sordum. Cevabı ben bilirim dedi. Namazına devam etti. Namaz kılarken ben de orada oturup onları izlemeye başladım. Ama cin olan imam bir anda Besmele'yi ve Nisa suresinin ilk 3 ayetini tersten okuyup mağaranın duvarlarına yazmaya başladı. Ve orada bulunan diğer cinler bana küfretmeye ve taş atmaya başladılar. Ben de cin olan hocanın yanına gittim. Hocanın bana eliyle işaret ettiği duvarı kazmaya başladım ve bir ölünün tabutunu buldum. Tabutun çevresinde ise muskalar vardı. O muskaları alıp cin olan imama verdim ve imam buradan sabah ezanına kadar uzaklaşmamı söyledi. Daha sonra bu yaşadıklarımı diğer hocaya anlattım. Hoca bana kurtuldun artık dedi. Neyden diye sordun ve bana küfür eden cinleri gösterdi. Bana dönerek aslında onların kafir olduğunu, Zarami kabilesinden olduklarını ve kaçmamı söyledi. Ve benim yüzüme üfleyip tekrar uyanmamı sağladı. Ne olduğunu hiç anlamamıştım. Uykuyla uyanıklık arasındaydım sürekli. Yaşadıklarım gerçek mi yoksa rüya mı artık ayırt edemiyordum. Ne olduğunu hiç anlamadım. O gün bugündür ne onları rüyalarımda görüyorum ne de o cin imamı bir daha hiç görmedim. Arkadaşımın babasının ise delirdiğini ve kollarına besmeleyi tersten yazdığını duydum ve arkadaşıma ne olduğunu sorduğumda bana babam seni bunun için kurtarmadı dedi. Hikaye bu kadar. Bundan 3 ya da 4 sene önce eşimin bir rahatsızlığı başladı. Hala da devam ediyor. Panik atak kendisi. Kapalı alanda kalamıyor. Bunun için doktorlar kendisine ilaç verdiler. Bundan 3 sene önce bir akşam bana nefesim daralıyor. Korkuyorum dedi. Ben de istersen tekrar bir doktora gidelim. İlaçların sana iyi gelmiyor galiba dedim. Öyle değil. Bana geliyorlar dedi. Kızım sen iyi misin diye kızdım. Hayatta cindi, periydi inanmazdım hiç. Bir gün işten geldim. 12-2 çalışıyordum. 2.30'da eve girdim. Kafayı koydum. Yattım. Eşim yanıma geldi. Beni uyandırdı. Kurtar beni. Ne olur kurtar beni dedi. Çocuklarımı seviyorum falan diyordu. Beni öldürecekler. Bana bir şeyler oluyor deyip duruyordum. Kalktım. Annemi aradım. Annem bize yakın oturuyordu. Anne, böyle böyle bir durum var. Gelebilir misin dedim. Annem de babamla birlikte hemen geldi. Yanında Kur'an-ı Kerim getirmişti. Sabah ezanına kadar benim eşimin gözleri kan çanağıydı. Annem bana, oğlum bu kızın hocalık işi var. İstersen bir hocaya gidelim dedi. Ben de anne bu ilaçlarını kullanmıyor. Ondan dolayıdır dedim. Bir de bana kızıp kendine zarar veriyordu. Ufak tefek tartışmalarımız oluyordu arada. Annem eşimi okuduktan sonra iki gece hiçbir şey olmadı. Üçüncü gece tam yatıyordum. Yüzümde bir ağırlık hissettim. Bir anda nefes alamamaya başladım. Gözlerimi açıp kendime geldiğimde eşim beni yastıkla boğuyordu. Eşimi bir anda üzerimden ittim. Kafasını gardıroba vurdu. Ne yapıyorsun sen diye bağırdım. Sen bana inanmıyorsun. Sen bize inanmıyorsun falan diye saçma sapan şeyler tekrar ediyordu. O esnada büyük oğlum geldi. 13 yaşında. Anne dur, babam sana ne yaptı diye ağlamaya başladı. Eşim çocuğumuzu sert bir şekilde itti. Yastığı tekrar alıp bana saldırdı. O an gözlerinin içine baktım. Gözlerinin beyaz olması gereken kısımları bile simsiyahtı. Bir şekilde eşimi sakinleştirip tekrar anneme çağırdım. Annem geldi. Tekrar Kur'an okumaya başladı. Sabah ezanında eşim sakinleşti. Annem artık hocaya gitmemiz gerek dedi. Bir hoca araştırdık. Arnavutköy'de bir hoca bulduk. Hocaya olanları anlattım. Eşimi arka odaya oturttu. Beni de yanına çağırdı. Abdestli misin diye sordu. Yok dedim. Gözlerimi kapattırdı. Eliyle yüzümü sıvazlamaya başladı. Aklında hiçbir kötülük olmasın dedi. Sadece söylediklerimi yap dedi. Koltuğa otur. Gözlerini kapat ve kendini evinde hisset dedi. Evinde misin dedi bana. Değilim hocam dedim. Dua okumaya başladı. Şimdi hayır hocam değilim dedim. Sonra tam ensemin orta noktasında bir acı hissettim.
Meğerse o esnada hoca ensemi ovuyormuş. Bir anda koltuğun üzerinde otururken kendi evimde buldum kendimi. Fakat hocanın sesini hala duyabiliyordu. Hoca tekrar sordu. Evinde misin dedi. Evimdeyim hocam dedim. Git oğlum, bak bakalım evinde kimler var dedi. Ben oturma odasına geçtim. Ne görüyorsun dedi. Televizyon var hocam dedim. Gez oğlum, evin içinde bir şey gördüğünde onu kovala dedi. Evin içinde mutfağa girdim. Mutfakta bir kedi gördüm. Siyah bir kedi. Kedi gördüm hocam dedim. Yakala dedi. Yakalayamıyorum hocam dedim. Çok hızlı dedim. Yakala oğlum dedi. Bir şekilde sıkıştırıp kediyi yakaladım. Hoca bana sık oğlum, boğazını sık dedi kedinin. Sıkmaya başladım. Birebir gerçek gibi yaşıyordum o anı. Ne görüyorsun dedi. Dişleri çıktı hocam dedim. Sakın seni ısırmasına izin verme. Kan akmaması lazım dedi. Yaklaşık 3-4 dakika uğraştıktan sonra kediyi öldürdüm ve arka odada oturan eşimin Bismillah diye bağırdığını duydum. Aynı odaya girdik. Hoca, kızın nasıl hissediyorsun kendini dedi. Eşimin gözleri kıpkırmızı olmuştu. Hoca bize birer ufak şişe su koydu. Bunları eve gidene kadar bitirin. Bir tane de eşime her gece bir yudum içeceksin diye su verdi. Sonra eşime döndü. Kızım, sen mutfakta hiç hamur işi yaptın mı dedi. Eşim, evet hocam dedi. Hoca da, kızım bundan sonra daha dikkatli ol. Lavaboya attığın şeylere çok dikkat et dedi. Eşin hamur işi yaparken mutfakta hamur lavaboya düşmüş. Ayağımızı bastığım yerde eşimin o hamur alıp lavaboda yıkıyor. Cinler akşam namazıyla sabah namazı arasında çok dolaşırmış. Akşam yemeğinden sonra eşim bulaşıkları yıkarken lavaboya döktüğü yemek kırıntılarından dolayı cinler eşimi annesi olarak görmüşler. Sen bize neden yemek vermiyorsun diye eşimi rahatsız etmeye başlamışlar. Çok şükür hoca sayesinde bu olaylardan kurtulduk.